Ne haber abi, nasılsın? Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım bize balık? Neredesin? Ankara. Bana gelmiş, sen de hoş geldin. Evet. Gidelim mi? Valla işte yeni geldik, şu adaya gittik. Şimdi bir Van'da inanın çok güzel. Ya bu Van nasıl bir şehir ya? Çılgın bir şehirmiş yani. İnanılmaz. Arkadaşlar saat şu anda 10. Ne oluyor? Bütün Van dışarıda ya. Arkadaşlar Van'da her şey kaçak herhalde. Hatta oyun salonunun ismi Kaçak Çay Kafe Oyun Salonu koymuş. Şurada kaçak sigara var. Şurada kaçak tişört var. Burada vergili bir şey yok galiba. Bir şey vergisi satış. Van Müzesi'ne geldik. Van Müzesi 2011'de depremden sonra zarar gördükten sonra yenilenmiş. 2019'da yeni müze açılmış. Gayet güzel, büyük bir müze. Işıklandırmalar falan çok başarılı. Kesinlikle Van'a geldiğinizde müzeyi ziyaret etmenizi öneririm. Evet, Urartu Uygarlığı'nın başkenti Tuşpa, yani Van. Muhteşem, muhteşem bir tane eser var. Bakalım neymiş. Bu Van Zaf Kalesi'nden sonra buraya getirilmiş. Evet, yukarı Van Zaf Kalesi Adak Kalkanı'ymış bu. Evet, Van'da ne yapılır? Van'da kahvaltı yapılır. Bizde Edremit Kent Meydanı'nın yanındaki Van Kahvaltı Konağı Kafe'ye geldik. Arkadaşlar Van'a geldik. Şimdi Van Gölü'nde bir ada varmış. Evet, adamıza geldik. Çok güzel bir zamanda geldik. Saat 7'ye geliyor. Böylece gün batımını da yakalayabiliriz. Çok sıcak da değil. Epey bir martı var. Teknede güzel bir yolculuk. Evet, kilise gayet güzelmiş. Hoşuma gitti ama içeride kuş sesleri enteresan. Çok güzel yer buldum, bravo. Ne haber abi, nasılsın? Hoş geldin. Bugün
Ne yapacağım bize balık? Van balığı yapacağım. Van balığı. Çiçek yapalım. Beğenirsin. Ne kadar alıyordu van balığı? Yarım 50 TL. Tam 100 porsiyon 100. Tamam, bir bakalım. Demek bu meşhur van balığı var. Neredesin? Ankara. Bugün varan yapmışlar mı? Hoş geldin. Evet. Van nasıl, güzel mi oluyor? Valla işte yeni geldik, şu adaya gittik. Bir van balığını inadım, çok lezzetli. Evet. Epey bir yol yaptık ya, Ankara'dan bir çıktık. Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Doğu Beyazıt. Şimdi ne var? Yarın. Buradan da Diyarbakır, Mardin, oradan da Ankara. Hangisi çok güzel abi? He, Van'ı da yeni geldik yani, çok gezemedik, adayı gördük de. Yarın geleceğiz. Nereleri gezelim? Van'ın da? He. Adaya gitmişsin. Karaya gittin mi Van kalesi? Karaya gitmedik de. Karaya zaten buraya yakın. Tamam, karaya gidelim. Karaya gidelim. Çarşıda, çarşıda gelirsin değil mi merkezde? Merkeze daha gitmedik. Gidelim. Hı. Ya, çarşı merkezi güzel, mağara, sıkışıyor. Başka böyle özel yiyebileceğimiz ne var balık dışında? Van'da mı? He, tatlı bir şeyler var mı farklı böyle? Van kahvaltısı var meşhur. Kahvaltı yapacağız zaten. Yaptınız mı? Yok, nerede yapalım yarın? Çarşıda yaparsınız. Genellikle çarşıda yapılıyor. Evet arkadaşlar, geldiğinizde Van'a Van balığı yiyorsunuz. Biz bir tane teknede güzel bir yer bulduk. Tam ekmek 100 lira, gayet güzel. Leziz, bence deneyin. Ya bu Van nasıl bir şehir ya? Çılgın bir şehirmiş yani. İnanılmaz. Arkadaşlar saat şu anda 10. Ne oluyor? Bütün Van dışarıda ya. Arabayla yanlışlıkla bir caddeye girdik. Ya Ankara'nın Kızılay'ını düşünün. Ankara'nın Kızılay'ının bilmiyorum daha tam anlayamadım. 10 katı falan herhalde. Vallahi herkes, bütün yemekçiler dolu. Bütün işte kahveciler dolu. Ondan sonra çılgın bir alışveriş. Bilmiyorum. Bayram öncesi mi ama. Yani seyyar satıcılar her yerde. Havacı, dondurmacı, seyyar satıcı. Şimdi zurna çalıyor. Çocu zurna çalıyor. Şimdi benim, hadi çal. Devam. Never break. Tabii canım. Van gece hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay bir yürüyemiyoruz o kadar yani. Sokakta sigara satıyorum. Bizi de çek. Duydum. Biz de çak diyorlar. Alın. Kahraman Paraş dondurma. Saatler maatler. Canlı müzik üst katta. Yani şey görmedim. Bir tek açıkçası içkin hiçbir yer görmedim. Bar falan görmedim ama çılgınca hello diyorlar. Kamerayı görüyorlar. Kahve. Kahveciler, yemekçiler, seyyar satıcılar, taze. Bu arada burada meyve sebze çok ucuz ya. Ankara'da bizi bikiyorlar yani gerçekten. Sağlam bikiyorlar. Her şey ucuz yani. Yemekler de öyle. Ankara'da biz kişi başı 200 liradan aşağı vermiyoruz. Burada yani 100 liraya çok güzel et yemekleri, balık vesaire her şey yiyoruz. İşte
cadde var. Herkes çılgınca kahvehanelerde takılıyor. Devam ediyoruz. Biz de bir tane tatlıcı arıyoruz da. Bir yemek güzel. Çok iyi. Bu saatte kokta dolu. Yani helva yiyelim dedik ama belki künefe tarzı bir şey de yiyebiliriz. Bu yemek güzel. Güzel ya bugün yani Van hakkında fikrim çok değişti. Şöyle bakamıyoruz. Biraz daha çekelim. Aa, gençlik sokağı varmış, belediye yapmış. Helvacıyı bulduk. Şu helvacı Ali. Bakalım, 1900'lerden beri buradaymış. Şöyle abi. Senin Ankara'da şuban var mı? Var efendim. Var değil mi? Nerede? Bahçeli'de mi? Bahçeli'lerde var. Tamam, o senin Kızılay'da şuban. Var. Tamam. Tamam. Burada şimdi. Tek mi? Burada tek. Van'da tek bir şubemiz var. Merkez neresi? Merkez Bursa İnegöl. Güzel. Şöyle fıstık döküyoruz. Valla bizi künefece yönlendirmeye çalıştılar, yok dedik, helva yiyeceğiz. Nasip demek ki helva yiyeceğiz. Aynen. Arkadaşlar bu anda her şey kaçak herhalde. Hatta oyun salonunun ismini Kaçak Çay Kafe Oyun Salonu koymuş. Şurada kaçak sigara var. Şurada kaçak tişört var. Burada vergili bir şey yok galiba. Bir şey vergisiz satış. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Valla benim partiymiş ya. Ama geçmiş. Olsun, sen daha Van'a gelelim. Evet, Van merkezdeyim. Emir abi bizimle. Sağ olsun. Güzel bir tıraş yapacak şimdi bana. Sağ olsun. Buraları tavsiyeleri onunla alıyorum. Kahvaltı edeceğiz ya. Günaydın. Biraz, oh, bugün zor kalktım ya, bugün yorulmuşuz. Bakalım, Saraskat'taki kahvaltı nasılmış. Sabah kahvaltısı nasıl yok, yedirin kendisi. Hemen yapıştırıyorum, dün hiç helva yememişiz gibi. Yorulduk, dün hiç helva yememiştik.
Van Müzesi'ne geldik. Van Müzesi 2011'de depremden sonra zarar gördükten sonra yenilenmiş. 2019'da yeni müze açılmış. Gayet güzel, büyük bir müze. Işıklandırmalar falan çok başarılı. Kesinlikle Van'a geldiğinizde müzeyi ziyaret etmenizi öneririm. Başkenti Tuşpa, yani Van. Dur, muhteşem, muhteşem bir tane eser var. Bakalım neymiş. Zaf Kalesi'nden sanırım buraya getirilmiş. Evet, yukarı Anzaf Kalesi adak kalkanıymış bu. Thank you.
Seni sevdirmeye çalışan Van kediler abi. Evet, Van'da ne yapılır? Van'da kahvaltı yapılır. Biz de Edremit Kent Meydanı'nın yanındaki Van Kahvaltı Konağı Kafe'ye geldik. Bakalım. Güzel çıkacak bence. Göreceğiz. Gitar yapıyorum. Üste çıkalım hadi. Selamlar. Burası muhteşem. Burası iyi bence. O kadar diyorsun. Eyvallah. Bancacı içinde işte maydanoz, salatalık ve biber var. Aynı zamanda süzme yoğurttan yapılıyor. Van otu peynirimiz. Siirt'ten gelen doğal, şöyle söyleyeyim, el yapımı tahin pekmez. Bu normal, özel bir yerden geliyor. Elle yapıyorlar. Biraz kıvamı yoğundur. Tadına baktığınız zaman fark edersiniz. Normalde pekmez biraz daha sulu olur. Kendi yaptığımız tereyağı var. Kendimiz yapıyoruz. Bu tereyağı cacı beraber tüketir. Şunu bir daha söyler misin abi? Hangisini abi? Neydi ilk sorduğumuz? Bu kavut. Kavrulmuş ve ötürmüş buğday unundan yapılıyor. Şu yumurta, un ve yumurtadan yapılıyor. İkisini bal, balla beraber tüketin. Bal olur, reçel olur, pekmez olur. Damak zevkinize hangisi uygunsa onunla beraber tüketin daha lezzetli. Teşekkür ederim. Var mısın şimdi? Çok sağ olun. Bir menemen de yiyelim size biraz daha. Çok sağ olun. Buyurun. Afiyet olsun.